Adamlar servis için, para için. Yani çocuklar burada olmuş olsaydı çocukları öldüreceklerdi yani. Okulların açılmasına sayılı günler kala kameraya yansıyan bu görüntüler korkuttu. Valla tedirginiz. Yani nasıl güveneceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Yani kendim götürürüm, getiririm yani. Ya sadece burada değil. Bu Türkiye'ye geldi, her yerde aynı problem var bu saat. İstanbul Ümraniye'deki Fatih İlkokulu'nun bahçesi servisçilerin rant kavgasına sahne olmuştu. Çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmişti. Bir talebe yüzünden oluyor olan olay bu yani. Sen alacaksın, ben alacağım. Ya bir talebeden ne olur ki? Sen alsan ne olur, ben alsam ne olur? Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaçan zanlılardan biri silahıyla birlikte yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Evet, ben çocuğumu servislerden sırf çekindiğim için kreşe vermeye korkuyorum. Sabıka kartlarına bakmalar lazım öyle. Her şeylerine bakıp dikkat etmeleri lazım. Yani. Çocuklara emanet ediyoruz onlara. Okul bahçesindeki korku dolu dakikalar anne babaları tedirgin etti. Kavgaya karışan servisçilerin sabıkalı olması ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Çünkü İstanbul'da her önüne gelenin servislik yapması şu anda mümkün. Mutlaka bu işin önüne bir set konulmalı. Aksi takdirde elini kolunu sallayarak servisleri arabası alan, belediyeden yetki belgesi alan kişi bir araba aldığı zaman bu işi yapabiliyor artık. İşte bu sorunun önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Servisçi olmak zorlaşıyor. Okul bahçesindeki çatışmanın ardından hükümet düğmeye bastı. Artık her önüne gelen servis şoförü olamayacak. Servis şoförü olmak için mesleki yeterlilik belgesi şart olacak. Ben onları meslektaş olarak görmüyorum. Bu işi yapan kişilerin belirli belge ve evraklara sahip olup düzenli kişilerden olması lazım. Birincisi sicilinin temiz olması lazım.